zamandır kameranın karşısına geçmeyince böyle bir tıkanıp kaldım. Siz selam vermiş sayın beni ve ben direkt videoya geçeyim en iyisi. Çünkü girişi bir 10 bin defa denersem bu video bitmez. Ve ben kısa tutmak istiyorum bugünkü videoyu. Çünkü başka videolar da çekmek istiyorum. Biliyorsunuz ben üniversite sınavına hazırlandığım için fazla video çekmeye zaman ayıramıyorum. O yüzden bugün birkaç tane video çekmem lazım. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle bugün çekeceğim video 35 liranın altında olan ürünler ve Instagram'dan yaptığım ürünlerle bir alışveriş videosu olacak. Bunu yapmaya karar verdim çünkü çok şikayetim oluyor benim Instagram butiklerinden. Gerçekten çok şikayetim oluyor. Hatta bir tane daha butiğe bayağı bir gömmüştüm. Bayağı bir gömmüştüm. Hak ediyordu. Yine öyle bir butikle karşı karşıyayım ki ben bir butikten iki kere, bu sefer iki kere alışveriş yaptım. Hani ölçmek için gerçekten hani yanlış mi yolladılar, bir şey mi oldu, sadece bana mı oldu diye iki kere denedim. Her şeyi size anlatacağım her zaman gibi. İlk o sevmediğim butikten başlayalım. Adını da veriyorum, Ekim Butik. Bazı şeyler, YouTuber'lar reklamlarını yaptılar, hatta alışveriş yaptıklarını falan filan gösterdiler. Ama ben beğenmedim. Gerçekten beğenmedim. Bu gözüküyor mu acaba? İnşallah gözüküyordur. Şu şekilde. Bir tane şunu bir çıkarayım, bu ne ya? Hepsine takmıştım. Kumaşı gerçekten çok güzel ve ben bu tip şeyleri çok beğeniyorum. Burasında yazı olan şeyleri ve turuncu şu an, şu sivit gerçekten şu an çok moda. Ve ben gerçekten çok beğeniyorum. Tabii bu bana biraz uzun ve uzun ve ne? Yine de small. Yani alacaksanız yine de oradan. Small bu yani. Bayağı büyük bir şey. Ben bol giyindiğim için benim için pek sıkıntı olmuyor ama bana bile hani bayağı büyük. Yani bol giymeme rağmen bayağı büyük. Ama bunda kusur bulabileceğim bir şey yok. Yani kumaşı çok güzel. Sonra içi çok güzel. Ha, kusuru var tabii ki de. Şunlar var ya, giydiğiniz zaman atletinize ve içinizdeki her şey geçiyor ve yaparken de yere dökülüyor şu gördüğünüz şeyler. Bakın yine elimi geldi. Gördüğünüz her şey üzerinizde. Ki diğer üründe de öyle. Bu galiba Ekim Butik'in ürünlerinin bir şeyi. Bunu o yüzden beğenmedim. Yoksa bunu birkaç kere giydim daha. Çok alalı olmadı ama iki kere giymişimdir diye düşünüyorum. Hep çıkardığım zaman üzerimde böyle turuncu oluyordum. Böyle. Tek kusuru o ve bu 35 lira. Fiyat performans açısından birazcık geride kalmış bir şey bana göre. Ekim Butik'ten yine çok beğenerek aldığım ikinci ürün, ki bu da içini göstereyim hemen. Şu şekilde yine öyle pütürcüklü ve bu da geçiriyor ama onun kadar değil. Yine de bayağı geçiriyor bu da. Burada kanguru cebi var böyle. Çok güzel. Ben bayılırım böyle şeylere. Kapşonlu ve ikili böyle. Çok tatlı bir sivit. Ben de bunu da 2-3 kere giydim. Bunu daha çok beğeniyorum çünkü. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ben bu aralar kapşonlu şeylere zaten taktım fazlasıyla. Ve ben bunu görünce çok çok beğenerek aldım. Sadece bunda tek iki, yani ikinci beğenmediğim özellikle. Şu alt bölümü çok geniş. Yani biraz daha dar inmesi gerekiyor ki bunların böyle vücudu daha güzel göstersin. Ben öyle düşünüyorum yani. Kekeledim ya. Bu şekilde. Bunun fiyatı bakın. Ekim Butik ya bu. İkinci defa alışveriş yapıyorum. İlkinde de eksik ürün yolladılar ve ben gerçekten çok sinirlendim. Şimdi de bu 30 liraya aldım. Hatta konuşmayı da arşivledim. Attım. SS'i de attım. Hani bunu almak istiyorum diye. Onların şeyi yok. İnternet siteleri yok. Instagram hesapları var sadece. 30 liraydı. Ben 5 lira fazla ödedim ama. Sonra bunun fiyatını arttırmışlar. Ama böyle 5 gün falan sonra fiyatını arttırmışlar. Ve benden, hani ben 30 liraya almama rağmen 35 lira olarak aldılar. O da sorun değil. Bana yine eksik ürün yolladılar. Bunun 3 tane şey, aslında 4 tane şey aldım. Biri şu an ütüleneceklerde. Giydim çünkü onu en son. O hiç fotoğrafta gözüktüğü gibi değil mesela. Kadife gibi gözüküyor ama kadife ile alakası olmayan bir şey. Onu da başka bir videoma eklerim diye düşünüyorum. Çünkü burada gördükleriniz, aldıklarımın internet sitesinden aldığım yarısı. Benim hep yaptığım bir butik var. Hep oradan alışveriş yapıyorum. Ama oradanın da kötü bir özelliğini buldum. Onu da size söyleyeceğim zaten. Ben hiçbir şey yani her butiği kötüleyen veya iyileyen bir değil. Mesela kırmızı butiği çok beğendiğim falan filan söylemiştim daha önceki videoda. Şimdi o kadar çok alışveriş yaptım ki artık her şeyini biliyorum. Her şeyi anlatacağım. Aldığım bir ürün gelmedi. Tamam, onun parasını da almadılar ama insan bir haber verir değil mi?
ürün yok falan filan diye. Ayrıca ben de indirim kuponu vardı. İkin butik indirim kuponları geliyor. Alışverişinizden sonra kullanabiliyorsunuz. Onu da eklemediler hiçbir şekilde. Hani bu şeyden kınıyorum. Gerçekten İkin butikten bir daha alışveriş yapmayı düşünmüyorum. Çünkü iki kere alışveriş yaptım ve ikisinde de hata vardı. Ve aynı hatalar. Sadece ben de olduğunu da düşünmüyorum. Sürekli bana mı geliyor o zaman diye düşünüyorum. Bu şekilde. Şimdi şunları biraz karıştırıyorum ama ikisi de aynı butik aslında ama farklı mağazaları var, şeyleri, Instagram hesapları ve internet siteleri farklı. Kırmızı butikle Ola Fashion'da ama Look Kadıköy oldu. Şimdi oraya bayıldığımı daha önceki videomu izleyenler kesinlikle bilir çünkü ben sürekli oradan alışveriş yapıyorum. Yani 10 kere falan yapmışımdır. Burada görecekleriniz de yaptığım alışverişin yarısı biri kardeşimin üzerinde mesela bugün diğerleri ütülenceklerin arasında falan filan. Yani bayağı dolumun yarısını oluşturuyorlar. Ve çok uygun fiyatlılar. Şimdi o yüzden geçiyoruz. Bu kot ceket son alışverişimden. Hiçbir sorunu yok. Bir dakika. Hiçbir sorunu yok. Şu şekilde. Buraları böyle tık 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 böyle. Böyle böyle diye diye. Ben kollarını kıvırıyorum. Hoşuma gidiyor o şekilde. Normal düz bir kot ceket ve ben bunu 35 liraya aldım. İndirimdeydi. Kırmızı butikte. Zaten bir 3 saatte falan tükendi. İndirime girdiğini görünce başka alışveriş falan yaptım. Orada sarı böyle ayçiçeği üzerinde olan bir tane sweat vardı. Onu da aldım. Daha hiç giymedim. 2 hafta falan oldu alalı ama daha hiç giyemedim. Kardeşim iyice hemen attı. Neyse. Onu da yorumlarım. Her türlü başka videolarımı eklerim zaten. Bunu gerçekten çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Mom Jean almıştım yeni Adax'tan. Oradan onun üstüne falan filan giyiyorum. Bunu gerçekten çok beğendim. Fiyatı da çok uygun. Gerçekten kot ceket için çok uygun. Bunu da çok beğendim. Ve hiçbir sorun olmadan geldi. Bunun yanında da ondan önceki alışverişimde de yani bunu almışım. Bir de o sarı olanı almıştım. Arkadaşımla birlikte yapmıştık zaten alışverişi ve 100 lira üzeri kargo ücretsizdi. Şeyde de şu an Luka Kadıköy'de 90 lira üzeri veya ikisinin kırmızında 90. Diğerinde 75 üzeri kargo ücretsiz olması lazım şu anda. Ben hafta sonu zaten galiba yine alışveriş yapacağım. Çünkü beğendiğim şeyler var. Neyse çok konuştum yine. Diğer bir ürün de bunu Look Kadıköy'den almış olmam gerekiyor. Bu da bir önceki alışverişim. Bu da onun 2 hafta önceki alışverişim. Yani her hafta bir şey almaya başladım. O kadar bayılıyorum ki. Buna gerçekten aşık olarak kaldım. Cidden çok aşık olarak kaldım. Çok hoşuma gitti. Şöyle kapşonu var. Şurada yazılar falan yazıyor. Gerçekten çok 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 beğendim. Bir görünce direkt, dedim ki direkt almalıyım. Ve bunun fiyatı da yok 25 liraydı bunun fiyatı da. Dediğim gibi gerçekten çok uygun. Çünkü Cotton'dur, H&M'dir falan uçmuş vaziyette. Ben internetten daha fazla alışveriş yapıyorum o yüzden. Paranın hepsini bu aralar bunlara veriyorum. Yani o kadar çok yatırıyorum ki. Bayağı bir alışveriş yaptım. Çok alışveriş yaptım. Ve sadece buna internetten aldıklarım. Geri kalan nasıl videoya sığar diye düşünmekten. O yüzden hep Instagram hakkında konuşacağım diye bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi devam edelim. Bu da hala indirimde olması lazım. Ütüsüz falan olduğuna bakmayın. Ben aldığım günden beri dolabımda bu. Hiç giymedim daha. Kolları şu şekilde açık çünkü giyemiyorum şu an. Bir dakika şimdi. Kolları şu şekilde açık. Hiçbir kusur yok. Bu small. Benim aldıklarımın çoğu small zaten. Small olmayanları size söylerim. İki butikten aldığım siyah olan medium. O daha medium, daha iyi oldu zaten. Öyle birazcık kalıpları değişik. Bunu gerçekten çok beğendim. Pembe şeylere buharlar zaten takığım. Ve bunu da giymek istiyorum da işte. Birazcık daha havalar şu an çok çok bozuk. Bunu birazcık daha azıcık havalar ısınsın. O zaman giyeceğim. Hemen giyeceğim. Ha, bu indirimde hala ve 15 liraya aldım. Ha, ben bunu çok beğenerek, isteyerek aldım. Medium almışım. Biraz büyük geliyor bana ama gerçekten çok beğenerek aldım. Sonra baktım çok kişinin üzerinde var. Herkes almış. Yani Sinop'ta değil de Samsun'da falan filan herkes de görüyordu. Artık işte üzüldüm biraz. Ama gerçekten hala çok beğeniyorum. Birazcık bana yine büyük medium aldığım için de arkadaşımın şeyine kandım ve medium aldım. Sana medium daha iyi olur dedi. Çünkü ben bu aralar çok bol giyiniyorum. Neden sizce? Çok seviyorum çünkü. Kore fanı olmamın da bir alakası olabilir tabiisi. Tabiisi. Kollarında böyle gül detayı var ve bu da sadece 25 lira. Bunu da Look Kadıköy'den aldım. Hala da var. Alabilirsiniz.
Günlerden bir gün ben dedim ki hiç etek giymeyen ben bir etek alayım. Ondan sonra baktım o çok beğendiğim etek indirime girmişti. 25 liraya düşmüştü. Gerçekten çok beğenmişim. Kadifeydi. Ben kadife hastası bir insanım zaten. Ve taba rengindeydi. Çok beğendim. Onu almak istiyordum. Ve aldım da. Aslında aldım ama elimde yok. Sepetime attım. Neyse alışverişimi tamamladım. Ve hala stokta gözüküyordu. Ve bir saat sonra da hala stoktaydı. Neden bana gelmedi bilmiyorum. Ürünü yollamadılar ve parasını da aldılar. Luk Kadıköy. Ben de Luk Kadıköy'e mesaj attım ve dedim ki böyle böyle bir şey oldu. Neden bana ürünü yollamadınız dedim. Onlar da galiba tükenmiş olabileceğinden bahsettiler ve bana istediğim yine o fiyatta bir ürün yollayabileceklerini söylediler. Ben de ürünü seçtim. Bunu gerçekten çok beğeniyorum ama velakin gerçekten her yerinde kusur vardı. Annem dikti bunları. Bana resmen kusurlu ürün yollamışlar. Şu altı full açıkmış. Annem dikmiş bunları. Şu arkasında ve kolunda da şu kusurlar var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama gerçekten çok sinirlendim. Tek bu Kadıköy'de yaşadığım tek sorun buydu. Sonradan hem eksik ürün yolladılar hem de yolladıkları üründe kusur vardı yani. Buna birazcık üzüldüm yani bu ne diye. Ama yine de çok beğeniyorum. Gerçekten çok beğeniyorum bunu. Sonra bu 15 liraya indi. Ben birazcık daha üzüldüm falan. Şimdi şu an mesela kırmızı butikte bunun siyahı 15 lira. Onu da mağaza acaba. Bilmiyorum. Çok çok beğeniyorum. Tek bulduğum kusur buydu. Ve çok hızlı yolluyorlar gerçekten. 3 mesela ben Perşembe günü yolladım. Pazartesi günü geldi. Pazar günü alınca da Çarşamba geliyor. Cumartesi aldığımda da Çarşamba veya Perşembe geliyor. Çünkü pazarları tatil olduğu için ve cumartesi akşamları ben alışveriş yaptığım için fark etmiyor. Son aldığım üründe aslında son değil de sizin şu an gördüğünüz son ürünümde bence hırkalarını pek almayın derim. Çünkü kalıpları felaket dar yani. Ben dar şeyleri sevmiyorum bu aralar. Daha geniş çaplı şeyi seviyorum. Şöyle bunu üzerimde deneyeyim. Aslında kot ceketi de deneyebilirdim. Şimdi üzerime çok yakışır mı bilmiyorum. Şöyle bir kalkayım. Görünüyor muyum? Hiçbir fikrim yok. Görüyor musunuz şu an? Pek de emin değilim ama şöyle daptar bir şey. Oturuyor bu şekilde ve ben sevmiyordum yani böyle oluşunu. Ama hiçbir yerinde bir kusur yok yani. Bir sorun yok. Ben ama fotoğrafta tam böyle görmemiştim. O yüzden aldım zaten. Bol şeyleri sevdiğim için. H&M vari duruyordu çünkü. H&M'in hırkalarını çok seviyorum. Bol bol böyle. Neyse ben çok konuştum yine. Bu hırkayı da 20 liraya almıştım. 20 şu an hırkaların hepsi zaten 20 liraydı. Gerçekten çok uygun fiyatlı şeyler aldım. Ve çok güzel. Tek kusur dediğim gibi o. İki buçuktan alışveriş yapmayın bence. Benim bugün diyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.